O Evde da. bu kadının sen de diyorsun kartı var diyorsun. Banka kartları nerede? Hiç böyle maaşını falan filan aldı. Çanta dedi abla şimdi yanımda hani cüzdan. Yanımda yani cüzdan. çantasında. Senin yanında mı çantası? Evet şey bu yanımda abla. Çek, Bakınlar çekerdik var. mesela maaş beraber çekerdik. Nüfus kağıdı da senin yanında mı? Evet abla hepsi. Kaybolduktan sonra da hiç para yattı mı daha öncesinden çalıştığınız? Kim yaptı. çekti o parayı? Ben çektim abi. İyi ya. Ne diyeyim ben sana? Bir yine ailede. Ne diyeyim oh, ben sana? Ne güzel. Hazır parayı abi, yemiş. saklamıyorum ben buradan. Hani, oh, ne yetim. güzel. Hazır parayı. ben kızım parayıymışsın ağalar olsun. Kızı yedi onu. Sen esas söylemen gerekeni saklıyorsun da. Huh. Hangi sonun nüfus kağıdı? Allah da... bu şeyler var etane. Hani... Ben isteyin. Yani banka kartları nerede? Burada. O ne güzel, parayı da çekmiş yemiş o. Oh. İki kartta sende var mı şuna bunların içinde para? Yok abla, şurada postane şey. Hepsini boşalttın değil mi onların? Abi zaten hani 5700 liramine son aylık yattı Heh. ve onu çektim yani. Çektin, yedin bir güzel. E, yemedim abi. Peki niye ona? çektin? Mesela eğer e, diyelim ki gitti hani paraya da ihtiyacı olabilir. Belki kadın sığınma evine gitti bilmem ne oldu. Gidecek bankaya diyecek ki e, ben bir şey yapabilir miyim? Belki kadına o paraya ihtiyacı olacak. Sen niye çekti? Yani o zaman şöyle çekti. Biz de o vesileyle <laughs> kadını takip de etmiş olacağız. Evet bankadan. nereden bankadan? parasını çektiğini, Para çektiğini öğrenecekti. Görecek. Göreceğiz. Ee, evet, i̇nternet bankacılığından bilmiyorum, çeken. Onlardan haberim olmuyor. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. o zaman biliyorum, biliyorum. bugün galiba 92 gün oldu. 92 gündür hiç bu kadın bu kartlardan da para çekmedi. Evet abla çekmedi. Sen ne zaman çektin paraları? Ben zaman çektim ve kayıp olduğundan bir hafta sonra falan çektim. Peki banka banka şifresini nereden biliyorsun? Allah hani sen normalde beraber çekerdik şey yani şeyi parayı. Hani o da çekerdi ben de çekerdim. Kartı bana verirdi mesela. Kart bende dururdu. Niye? Bana verdi yani. Ben de şey Yani kendi Yalan konuşuyor. Yatacağı zaman da... bir dakika bu şimdi kartlar cüzdanından mı çıktı? Yoksa sendeydi sende mi çıktı? Şey abla hani çantasın dedi bunlar. çantalarını hani ben... Heh, demek şey... ki çektiğinde sana vermiyordu. Sen bunu cüzdanından aldın. Şey kartlar benim yanımdaydı abla. Şey çantasındaydı Kartlar şimdi. sürekli benim yanımdaydı abla. Şimdi dedin ki bu beziyenin çantasındaydı. Nüfus cüzdanı ne diyorum abi He? hani nüfus cüzdanı. Nüfus cüzdanı hani bir TCS olmayınca hani şeyden. karakola gittiğimizde hani Muhammed de biliyor onu. Nüfus hani TCS'ini ben evden şey, eski kimliğini aldım. Hani onu şey ettim hatta Muhammed de o sarı kimlik de, eski kimlik de hani delikli dedi. Öteki kimliğine baktı, çantasına yedi. Oradan geri yeni kimliğini de bulduk biz. Tamam, peki siz cüzdana baktığınızda bu kartlar cüzdan mı? Onlar benim yanımdaydı abla kart. Senin yanında. Hep bunlar mı? Sende mi duruyor PTT kart falan? Evet abla. PTT kartla ne yapıyorsunuz? Şey abla hani çocuklara yardım parası yatıyordu. Devlet yardım Devlet yatırıyor. Şeyi. Ha, bu PTT yardım kart devletin var. çocuklara yaptığı yardım. Evet abla. Devlet size yardım mı yapıyor? Evet. Ha, yapıyordu. Ne ha. kadar yardım yapıyor? Mesela 300 lira da yatıyor. Hani 1000 lira da yatıyor. Şey diyor değişiyor yani. Kaç Peki liraya? 300 lirayı mesela devlet sana ne için yatırıyor? Şey yani Çocuk yardım olunca He. hani mesela... E peki senin o gün içtiğin o içkiler 400 lirayı ne Değil abla mesela hani sürekli de karta yatmıyor mesela hani kartın hesabına yatmıyor postaneden. Bedriye'ye gidip içeriden de çekiyordu yani. Karku'cuğum şey. ondan bahsetmiyorum. Sen devletten çocukların için yardım alıyorsun ya 300 lira. Evet e Sadece bir günde 400 liralık bira içtin o gün. Abi o zaman niye kabul ediyorsa ki sen bu yardımı? Senin devlet yardımına ihtiyacın yok ki. Yani o zamanlar belediye şey edince... O zamanlarım ciddi. o zamanları yok. Yardım Yardıma senin ihtiyacın yok ki. Sen zaten sana devletin bir ayda verdiği parayı günde içiyorsun. Niye sen o zaman devletten para alıyorsun? Günah değil mi o zaman gerçekten ihtiyacı olana gitsin. 300 lira gidiyorsa birine 600 lira gitsin. Müge Hanım çocuklar zaten muhtaç. Bu kendine harcıyor. Çocuklar bir şey kalmıyor ki. Bedriye gidip, şey, gidip kaymakamlıkta şey, kaymak hani çok, çok doğu. kişinin elini öptü kışın. Aç kaldığında bana yardım edin. E, siz almıyor aç musunuz? Diye. Kendiniz alıyorsunuz. Almıyor musunuz? Yok ben ah. almıyorum vallahi. Siz alıyor musunuz? Yo, Yok yo, valla araştırın. Valla ben, ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben anneme yaşlı hali bile aldırmıyorum. Nice muhtaç sahibi var insanlar var. Ben nereye almamak için? Size bir şey söyleyeyim mi? Bu bence de yani bu o sosyal yardımlarla ilgili ben çok büyük bir kimlik değişimi yaşadığımızı düşünüyorum. Herkesin yardıma ihtiyacı olabilir. Hiç ayıp bir şey değil. Ama ben eğer günde 300 lira kendi özel zevkim için harcayabiliyorsam 400 lira çocuklarım için devletten 300 lira alamam utanırım. Çünkü günah. Hani bir günah kavramımız var ya bizim. Bence biz bundan da çok uzaklaşmamalıyız. Hangi dine mensup olursak olalım yani. Yani her ben insanların içinde din korkusu olmasa bir Allah korkusu olmalarına inanırım yani. Allah korkusu olan insan çünkü bu para öyle açıktan gelmiyor. Yani bu parayı birileri vergi yatırıyor. Birilerinden başka şekilde Ulan kesiyor. Ondan sonra da hani... diyoruz ki ülkenin ekonomisi bu halde şu halde. Yani herkes şikayet ediyor da sen zaten çalışan adamsın. Ne güzel iç hiç umurumda değil günde 400 liralık bira da içebiliyorsun. E niye o zaman sen devletten yardım alıyorsun? Hala onu zaten hani ben Hani kartla çekmiyor, hani karta yatmıyor. Hani zaten bunda hesaba yatmıyor Zaten onu be... Hayır şu anda hiç bunda para var mı gelen Bilmiyorum. yoksa çekildi Vallahi mi? Bilmiyorum bakmadım yani. Bilmiyorum. Ne, ne, ne zaman, zaman baktın en evet. son? en son o kaybolmadan önce işte içeriden çekti. Bir daha da şey etmedim yani. Her ay yatmıyor devlet sana her ay yatmıyor. Abi hani hesaba da yatmıyor yani şeyin hani hesap dediğim karta yatmıyor mesela. Postanenin içinden de çekiyor yani. A, tamam eğer yatmasa bunu da sen cüzdanına taşıp İstanbul'a kadar gelmezsin. Burada da iki ayrı banka kartı var. Abla, evet. Buraya da anladığım kadarıyla çalıştığı parası yatıyordu. Hı. Onları da çektin. Evet abi, birini yani kaybolduktan geri birini çektim. Sever çektim. Hadi ben bir kızın para ihtiyacı Peki, olacak. Gelirse o para belki gelirse belki bu duruyor. kadın sana diyecekti ki niye benim paramı çekti Tamam abla, gelsin de verelim yani. 5.000 ya, Gel gelme de, de verelim, verelim yani. Ver. Gelmedi. Para ihtiyacı var. Bir şey alacak bir şey yiyecek. He, niye alıyorsun? Niye çekiyorsun? Şey mesela musun belki karın parası be yemiyle. Ben utanmıyor mu evde kızın parasını yemiyor? Utanmıyor, mu? Ben eşek gibi çalışıyorum. Ha. Vallahi eşek gibi lan çalışmıyorum. Ha. Ben eşek gibi pazarcıların işi çok zor. Ben hayır Bedriye mesela sen siz buraya ilk geldiğinizde acaba kadın sığınma bu, evinde bu, mi yani diye, diye düşündüm. Ben utanmıyor zaman hiç utanmam ya. Yani. Tayyip Bey biliyor musun beni? Yani? Ben çalıştırıp yiyorsam valla utanmıyorsa biz de utanmıyoruz. Niye ya sen kayınpederin niye ya koyun kendi bacağını açar. ondan bana ne e, he? Ondan bana hani? E, tamam ondan sana ne? O elinde, oğluna, sen elinde oğluna gelin ne şeysin. sen onunla laf atıyorsun zaten. Kızım var artık. benim. Kızını tamam sorar işte. Sorarım Hızım. Ben. ben. Soramam yani. Sorarım. sormayacağız? Sana hesap veremem ha, yani. Hesap vereceksin sen. Bu Burada bakayım. hesabı vereceksin sen. Tabii vereceğim ben sana. Vereceksin yani sen. Açıklarsın da vereceğim ha, ben sana. Vereceğim sen ha ha vereceksin sen bana hesabı açıklarsın. Nasıl vereceksin? Sen burada kimseyi tehdit ediyorsun. Bu da şey Başlayacak. Bunun yani arkasında tehdit var ya, ediyorsun. Ev başlayacak. Yani tehdit, tehdit etmiyorum abla. Hani biz de araştıracağız hani hakkımızı, şeyimizi savunmayacağız. Araştır. Mi? Tamam bizim şimdi burada tam fıstık şeyler. Hayır 92 mi? gündür araştırsaydım ben senin elini ayağını mı bağladım siz buraya geleli kaç gün oldu? Ha, araştıracağım. Ya araştıracağım. Ya araştır da bir görelim mi? He. Yani bu Göreceğiz kartların sen. ben sende olmasını manidar buldum. Oktay Bey bir saniye buraya geldin acaba Bedriye Kadın Sığınma Evinde mi diye düşündüm. Ona da baktım bakışını falan ama kadının zaten kimlik hareketi yok. Diyelim bir kadın sığınma evine gitti, internetten oradan ya da bankaya gidersin, hayatım kartın olmasına da gerek yok. İmza atıyorsun ya, eğer çok ihtiyacın varsa, bana yapmışlardı bir kere, yani imza ile karşılaştırıyorlar, tamam senin imzan diyorlar, para da veriyorlar. E kadının hiç parası kalmamış kartlarında. evet tarz yani? Alkal parası bitmiş adamın. Yani arka kapıda steyip durmanız. Sen de içiyordun zamanında. Şimdi ben şey mi? Ben içiyordum. Ben para ha. bak sana. Hayır. gibi Bak ben. bak bak sakın laf çarpıtılmasın. Bizim asla kimsenin içmesiyle alakalı bir derdimiz, ha. sıkıntımız yok. Herkes her şekilde içsin. Bana ne beni hiç ilgilendirmez. Hoca kanamam burada gel. Ben şahsi adını şahsen de söyleyeyim. Ben de hiç öyle içen içmeyen diye ayırmam. İsteyen de içsin. Bana ne? Beni ilgilendiren ya da toplumu ilgilendiren kısmı yani bizim içtikten bizim sonra sapıtanlardır. Hani bir özgürlük alanımız var ya, benim özgürlük alanıma girdiğin yerde ben müdahale ederim. İçtiğin için değil, başka bir... istiyorsan gazoz iç, sana dokunuyorsa, beni rahatsız ediyorsan ya da karını çocuğunu rahatsız ediyorsan, evet bu bizi ilgilendiren bir mesele. Yoksa mesela alkol değil yani sakın yanlış anlaşılmasın. Asla karşı değilim. İsteyen içsin, isteyen içmesin. Beni hiç ilgilendirmez. Bizim programımız da hiç ilgilendirmez. İlgilendiren başka bir şey. Devletten para alıp Onunla içiyorsan, ne içiyorsan ama hiç önemli değil. İster alkol iç, ister başka bir şey iç. Ama kendine harcıyorsan çocuklara verilen parayı ya da kendine harcayacak o kadar paran varken evet, çocuklar için devletten alıyorsan bu hepimizi ilgilendiren bir problemdir. Kimse kusura bakmasın. Şimdi eski evde yaşadığın komşularınla konuştuk. Bir tane komşun diyor ki, kesin diyor Tayfur bir şey yaptı bu kıza. Ve ikisi de şöyle söylüyor. Bedriye gitmez çocuklarını bırakıp diyor. Annenin ve senin aksine.